Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgenlerin sonundaki tüm testlerinin birincisini çözeceğiz. Çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni D üzerinden kesilerek şekil 2 oluşturuluyor. Evet şekil 2 oluşturulmuş arkadaşlar. Burada oluşan bir şey var. Hemen şunları kullanalım. Dikten dik çizilmiş öklit bağımlısı var. Yani H kare eşittir P çarpı K'dan bu 16 yaptı. H'la buradan kaç yaptı? 4 yaptı. H'ı 4 bulduysak 4 8 4 kök 5 sonra 2 4 2 kök 5 yaptı arkadaşlar burası. Sonra yan tarafa bakalım arkadaşlar. Yan tarafta bir şeyler deniliyor. Oluşan bu üçgen şekil üçek gibi yapıştırılmış. Evet. AD kenarına yapıştırılmış. ABD dörtgeninin. E, e üstü CH. Arkadaşlar bakın şu üçgen yapıştırılmış. Bu üçgen gelmiş buraya yapıştırılmış. Ha hocam bu üçgen buraya yapıştırıldı da dik kenarlar 4'e 8 Burası 4 burası 8 mi ya da tam tersi. Burası 4 burası 8 mi nereden bileceğiz. Ee, şu açılarda bu bir üçgenmiş ya. Bu doğrusal olacak. O zaman ince nokta burada. Buraya bir dikkat edelim. Şurada bir açıları yazalım mı arkadaşlar. Alfa diyelim beta diyelim. Ee, burası alfa oldu. Alfa 90 ise beta oldu. Şurada kaç kaç derece yapıyor. 180 eksi beta yapıyor arkadaşlar. Tamam. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Hmm. Burası 180 eksi beta ise arkadaşım. Bunun doğrusal olması için buranın beta olması lazım. Bu mavi üçgen bak buradaki üçgen ya. Burada betanın karşısı 8 ya. O zaman burada da betanın karşısı 8 olmak zorunda. E, dik kenarlar neydi burada? 4'e 8'di hocam 4 8. Hatta burası 4 kök 5. E, bir şey eksik burada. Ne eksik? Onu bulalım. Şuradaki ED uzunluğu var mı? Evet. Bak şekil üzerinde 2 4 2 kök 5 bulmuştuk. Burası da 2 kök 5. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Beta 90 iken burası alfa. Alfa 90 iken burası beta. Şu mavi üçgenle büyük üçgen benzer mi? Benzer. Hocam burada beta'nın karşısı var. O zaman beta'nın karşısından başlayalım. Ve bizden ne isteniyor? BC uzunluğu. BC uzunluğu. 90'ın karşısındakilerin oranlamaya başlayalım isterseniz. 90'ın karşısı 4 kök 5'in. 90'ın karşısı x oranı eşittir. Beta'nın karşısı 8'in. Buradaki büyükte beta'nın karşısı 6 kök 5'e oranı diyeceğiz arkadaşlar. Şunlar sadeleşse 2 kalır. 2 ile bu sadeleşse 3 kök 5 kaldı. 3 kök 5 ile de direkt 5, kök 5'in çarpımı kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, 15 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle C han oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar. Cevap C han. Yukarıdaki verilere göre X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burası 3K burası 2K verilmiş. Hemen yazalım. AE uzunluğu 2K ve Ali Bey uzunluğu 3K. Ali Bey uzunluğu 3K. Tamam. Bu nedir arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak. Hocam bir iç açı ortaylık var. Burada da dış açı ortay. Hangi üçgende ama? Dikkat edin. Şu üçgende ne oldu arkadaşlar? Bakın. Şu verilen açı ortayları uygulayamıyorum. Sadece 3K, 2K demişim. Ben burada 3A, 2K, 2A yazabilirim aslında. Aslında bunu uygulayabilirim ya. Şurada da soru ilk başta bakarken soruya baktığımda hocam bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Burası açı ortayların kesim noktası olduğunu fark ettim. Oradan çözecektim böyle. Hocam bu da dış açı ortay oldu diyecektim böyle. Ama buradan çözmeye de gerek yokmuş. Niye? Çünkü arkadaşlar şu iç açı ortayla kullanacak olursak bakın. Şu iç açı ortayla kullanacak olursam bu tarafında 3'e 2 oran varsa bu tarafında da 3'e 2 oran var mıdır? Vardır. Yani burası 3 a iken burası ne olur? 2 a olur. Aa hocam şimdi burada bir dış açı ortay var. Hangi üçgende? Şu üçgende. Dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarla şu bölü tamamı x bölü x artı 8 eşittir. İlk ok 2 a'ya değiyor. 2 a bölü ikinci ok 3 a'ya değiyor arkadaşlar. Dişler dişler yaptığımızda 3x eşittir. 2x artı 16'dan x de buradan kaç gelir? 16 gelir. Yani cevabımız böyle de Ceyhan oldu. Aşağıda 240 santimetre yükseklikteki duvara bir merdiven şekildeki biçimde dayandırılmış. Evet 240 santimetre. Arkadaşlar şu duvarın şu zemine olan uzaklığı 240 santimetre. Şöyle gelelim isterseniz. Şurası 240 gösterin. Sonra ne diyor? Bu merdivenin kırılmasını engellemek için... Duvardan 40 cm uzakta ve merdivenin orta noktasında. Evet merdivenin orta noktası arkadaşlar burası. Orta noktasını birleştiren bir destek konuluyor. Bu Buna göre desteğin uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu desteğin uzunluğu istemiyor. Arkadaşlar soruya baktığımız zaman direkt aklınıza şey gelebilir. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Muhteşem şu çizelim. Çizdiğin zaman bir işine yaradı mı burada? Yaramadı bak. X'e ait bir üçgen oluştu ama güzel bir durum oluşmadı. O zaman ne yapacağız? Eşitlik var. Eşitliğin mantığını düşünelim. Eşitlik varsa aklımıza ne geliyordu? Orta taban. Hemen orta tabanı çizelim hocam. Şuraya paraleli çizdim. E çizdiğim zaman paraleli hocam bu zemine dikse, bu da zemine diktir. 90 90 orta taban çizgisi olduğu için 262 eşit parçaya bölecek. 130'a 130 buraya 90 kaldı. E burası 240sa şuradaki uzunluk 240'ta arkadaşlar. E burası 240sa orta tabandan dolayı burası da 120. 9 12 15'in kaç katı arkadaşlar? 10 katı. Dolayısıyla cevabımız ne yapar? 150 yapar. Yani cevap akçay oldu. Bir mühendis şekil birdeki eşit uzunluktaki kalınlığı önemsiz iki parçayı B noktasına hareketli bir perçinle tutturmuş iken C'nin yerden uzaklığı 4 birimdir. Evet, şu 4 birim. Arkadaşlar 60 var burada. 60'ın mantığını kullanacağız. Ne yapalım? Hop çekelim bir 90 derece. Çekince bir 90 derece. 90 60 burası da kaç oldu? 30 derece oldu. Sonra uzaklığı 4 birimmiş. Şuranın uzaklığı 4 birimmiş. Eyvallah. Bu arada eşit uzunluktaki kalınlığı önemsiz. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit birimmiş. Ben bunu kullanacağım. Bak atlıyordum yoksa soruyu çözemem. Arkadaşlar bu uzunluklar birbirine eşitse. Ben buraya A dersem. A hocam burası 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2 A. Bunlar eşit uzunluktaki iki çubuk değil mi? Evet. Yani şununla şu birbirine eşit olacak. 2A eşittir. A artı 4 olacak. A'yı da buradan kaç bulursun? 4 bulursun. A buradan 4 çıktı. O zaman çubuğun uzunluğu kaç çıktı? 8 çıktı. Burası da 8. Burası da 8 mi oldu? Evet. Şimdi benden buradaki uzunluk isteniyor. İsterseniz tepeden de dik çizebilirsiniz ama. Şimdi şuraya bakalım mı arkadaşlar? Öncelikle 60, 90, 90. Tamam 360'a tamamlı. 360'a tamamlayan buradaki açı kaç derece oluyor arkadaşlar? 120 derece mi oluyor? Evet ikisinin toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 olacak. E hocam ne yapalım? Şurada bir 90 derece var. Burada da bir 90 derece var. Amacımız dikdörtgen oluşturmak. Genelde biz şunu sevmiyoruz. Özel açı parçalamak istemiyoruz ama şu özel açı genelde 120 derece ve 60 derece parçalanabiliyordu. Özel açılar oluştuğu zaman. E ben buradaki 120'yi parçaladığımda e, yine bir özel açı oluştuğu için sıkıntı olmuyor. 8 ise bak burası 8. Burası 90 ya. Buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Herhangi bir sıkıntı yok. 30, 90'sa, 60'da 90 ise 60 oldu. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı kaç oldu? 4. Yani x'i de buradan kaç buluruz? 4 artı 8'den 12 buluruz gençler. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Aşağıdaki şekilde m noktası açı ölçerin merkezi ve iki cetvelin sıfır noktasındadır. Eyvallah. Şuradaki uzunluğu kaç vermiş arkadaşlar? Şunları siyah kalemle şey yapayım. Şu uzunluğu kaç vermiş? 6 birim vermiş. Şu uzunluğu kaç vermiş? Şöyle bakacak olursanız 12 birim vermiş. Başka ne verilmiş? Hocam açı ölçer ya bak Burası e, tam buradaki çizginin üstünden geçiyor. 40 Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60 Hocam burası 60 derece. Hocam burası da 10, 20, 30, 40, 50, 60. Burası da 60 derece. Oo. Açı ortaylık mı çıktı arkadaşlar burada? Evet. 12 bölü 6. 2'ye 1 oran var. O zaman burası 2K ise burası ne oldu arkadaşlar? K oldu. Şimdi ne yapacağız? Valla hocam önce K'yı bulayım. Ondan sonra X'i bulurum falan filan. Açı ortay muhabbeti. Valla e, sıkıntı olur arkadaşlar burada. Ne yapacağız peki? Hocam 60'ları kullanacağız burada. E 60, 60, 120. Zaten biz 120 derece gördüğümüzde aklımıza ne geliyordu? Hop dış açısı. Yani burada 60 derecesi gelmiyor muydu? Geliyordu. Yani 120'nin 180'e tamamlayana. O zaman hocam şuradan dik mi çizsek? Ya olur ama K'yı bulmak ve işi bize biraz uzatır arkadaşlar. Bak 60'ı bulduk ya biraz 60'a yoğunlaşalım isterseniz. Ne oldu burada? Bak 60-60'dan dolayı iç açı ortaylığı bulduk burada. Bir de şu üçgene bakacak olursanız 60-60 dış açı ortay oldu arkadaşlar bu. Yani hop şunun tamamının oranı. Bak şu üçgende dış açı ortay. Değdiği yerden başlayıp şu bölü tamamı. 2K bölü tamamı 3K eşittir. X bölü 6 dediğimiz zaman direkt cevap 4 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Yatay düzlemde kale duvarından 24 köküç metre uzaklıkta olan ve namlusu 30 derecelik açı yapan top atış yaptığında doğrusal hareket ederek kare duvarının üzerinden x metre yüksekten geçiyor ve şekil 1 oluşuyor. Arkadaşlar 30 met, 30 derecelik açıyla gitmiş ya. Şimdi şurası 24 köküç olduğunu biliyoruz biz. Burası 24 köküçse burası ne olacaktır? Bakın 30 90 60 üçgen çıktı. Ee, burada 60 24 köküçse burası da kaç olacaktır? 24 olacaktır. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? X nedir diye soruluyor. Tamam. Şuradaki Buradaki yüksekliğe kadar olan kısmın şuradaki kısmın ne bulduk? 24 eksi x bulduk. Aynı şeyi yan tarafta yapsak yüksekliği değişmiyor. Hop buraya geldi. Bizim buradaki uzunluk yine nedir arkadaşlar? 24 eksi x değil midir? Evet. E burada da 15 90 75 üçgeni var. 15 75 90 üçgeni var. Hmm. Arkadaşlar bizim top da geri gitmiş değil mi? Okuyalım. Kale duvarını vurmak isteyen Fatih topu geriye doğru 36 eksi 6 kök 3 daha metre çektiğinde. Önceden şu kadar mesafe vardı. Bu kadar mesafe vardı. Şimdi biraz daha çekiyor. 36 eksi 36 eksi 6 kökü daha çekiyor. O zaman şu ikisini topladığım zaman bu uzunluk kaç yapıyor arkadaşlar? 36 eksi 6 kökü ile 24 kökü toplarsam 36 artı 18 kök 3 mi yapıyor? Evet. Buradaki uzunluk 36 artı bakın şu uzunluk 36 artı 18 kökü 3 yaptı arkadaşlar. E burası 24 eksi x 15-75-90 üçgeninde şuradaki x isteniyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar 15-75-90'da bizim bildiğimiz tek şey haşa 4 haş. E hocam haşa 4 haşı burada kullanamıyoruz. Ne yapacağız? Özel açı mantığını kullanacağız. Özel açı mantığını kullanamadığımız yerlerde yani dik çizerek e, özel üçgen oluşturamadığımız yerlerde ne yapıyorduk? İkiz kenar oluşturuyorduk küçük açıya ait. Şurada küçük açıya ait 15'e ait bir ikiz kenar oluşturursak. Hocam burası 15 derece çekersem. Yani şunlar eşit olursa. 15-15 burası 30 mu oldu? Oldu. Burası da 60 mı oldu? Evet. E, 30'dan 60'a geçiş. Vallahi şuraya A diyeyim isterseniz. Sonra şeyi buluruz 24 eksi 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Hocam burası da 2A. 30'un karşısı A ise 60'ı karşısı A kök 3. E ne çıktı burada? A kök artı 2A. Dikkat. A kök 3 artı 2A eşittir şu. 36 artı 18 kök 3'e eşit oldu. Buradan A parantezini alırsam kök 3 artı 2. Buradan da 18 parantezini alırsam e, 2 artı kök 3 oldu. E bunlar gitti. A e eşit oldu? 18'e eşit oldu. A dediğimiz 18. Yani şurası 18 oldu. 24 eksi x eşittir 18 ise x buradan kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Yukarıdaki verilere göre de x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız gençler burada? Dikkat ederseniz şuradaki üçgende bir iç açıortaylık var bir de dış açıortaylık var. E hocam biz bunu hatırlıyoruz. Ne oluyordu? Açı da var arasında. Bir üçgende iç ile dış arasındaki açı alfaysa açı ortaya çıkmayan yer ABC üçgeninde 2 alfa değil miydi? Yani direkt buradaki açı 45 derece ise buraya ne diyebiliriz arkadaşlar? 90 derece diyebiliriz. Peki sarı üçgende bakın açı ortaylık var. E, 12 bölü 20. Yani 12 bölü 20. Kollar oranı tabanlar oranı eşittir. 12 bölü 20 nedir arkadaşlar? Şöyle sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 5'tir. Hocam kollar oranı yukarıdan aşağı 3 bölü 5 ise burası 3K iken buraya 5K diyebiliriz. Ve 12, 20, 3, 4, 5'in katı 12, 16, 20 üçgeni değil midir arkadaşlar? Evet. Ali Bey uzunluğu kaçtır arkadaşlar? 8K olarak bulduk. Ve dik üçgenden dolayı 12, 20 olduğundan dolayı 16 bu. K'yı kaç buluruz o zaman buradan? 2 buluruz. K2 ise burası 6. Burası kaç çıktı? 10. E, hocam sonrasında 6, 12, 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası 6 kök 5'tir. Şimdi benden x isteniyor. x'e yoğunlaşalım. x hocam şuradaki üçgende bir dik çizsek olur mu? Yok çıkmaz. Ne yapacağız hocam? Bak şu bir dış açı ortay. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk. Şu bölü tamamı. Şu bölü şu değil midir arkadaşlar? Yani x bölü tamamı x bölü x artı 6 kök 5 eşittir. İlk okumuz nereye değiyor? Ona. İkinci okumuz nereye değiyor arkadaşlar? 20'ye 10 bölü 20'dir. Şunlar sadelesin, işler dışlar yapalım. 2x eşittir x artı 6 kök 5 olduğundan x de buradan ne gelecektir gençler? 6 kök 5 gelir. Yani cevabımız balık esir oldu. Yukarıdaki verilere göre aya x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar açı var. Bu açıyı bakın bu üçgende hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullanmak zorundasın. Sen buradaki 45'i kullanmak zorundasın. Hiçbir uzunluk yok. Dik çizerek falan da kullanamazsın uzunluk olduğu için de o zaman açı açı olarak düşüneceksin bunu. O zaman açılara dalacaksın. Dalalım o zaman hocam. Şuraya alfa alfa dersem, e hocam alfa ile 45, iki açı yan yana geldi dayanamam. De ne deriz? İki iç açının toplamı bir dış açı. Alfa artı 45 yaptı burası. Sonra ne yapacağız hocam? E şu 90'ı da kullanayım o zaman. Aa, buradaki üçgende de ne var arkadaşlar? İki iç açının toplamı bir dış açı olacağından alfa artı 90. Bakın şu açının tamamı da alfa 90 olacak. E, alfa artı 90 sa tamamı 45'i buradaysa buraya da alfa artı 45 mi kaldı? Aynen öyle. E o zaman soru bitti. Niye? Hocam bak ikiz kenar çıktı. Tamam. Biz neyi kullanmadık? Bu açı ortayı kullandık ama açısal olarak kullandık. Ay, şöyle baktığın zaman açı ortaylık var. Açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oranlamaya eşit olmuyor muydu? Evet o zaman burada yukarıdan aşağıya 12 bölü 4 3 bölü 1 oran varken burada da burası 3K iken burası nedir arkadaşlar? K'dır. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? K'yı kullanacağız. Pisagor bağıntısı yapacaksın. 3K'nın karesi eşittir. K artı 4'ün karesi artı 12'nin karesi deyip işlem 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 yapacaksın. Bir düşünelim hissedelim. Bakalım özel bir üçgen var mı? 12 varsa 5 12 13'tür tutmadı. K yerine 1 yazsam. 9 12 15'tir. K yerine 5 yazarsam burası 9 oluyor. K yerine 5 yazdığımda burası da 15 oldu mu arkadaşlar? Oldu. 9, 12, 15 sağlaması da tuttu. Bunun tamamı 15. E arkadaşlar burası 5. E o zaman burası da 5. E tamamı 15'ti. X'e kaç kaldı o zaman? 10 kaldı. Yani cevabımız böylelikle Edremit yaptı. Emine'nin göz hizası yerden 1.6 metre yükseklidir. Emine genişliği 1.8 metre olan bir kuyudan 1.2 metre uzakta duran e, kuyunun köşesini şekildeki gibi görmektedir. Evet kuyunun köşesini görüyor. Emine de şu şekilde düşey bir doğrultuda. E, tamam her şey hazır verilmiş. Gençler sıkıntı yok. Rahat bir şekilde yapabiliriz. Emine'nin düşey zemine olan uzaklığı bu. Yani kuyunun ne isteniyor bizden? Buna göre kuyunun yüksekliği. Arkadaşlar kuyunun yüksekliği isteniyor bizden. X isteniyor. E, buradaki uzunluk da zaten 1.6 olarak verilmiş. Şurası 1.8 verilmiş. Yani hop şurası 1.8 değil mi gençler? Evet. Biz neyi bulacağız o zaman arkadaşlar? Şuradaki x'i. E, şuradaki mesafe. Bu Emin'in şuraya kadar olan uzaklığı verilmiş mi arkadaşlar? Bakalım. Emin'in gözü zaten 1.6 metre yükseklidir. 1.6 verilmiş. Emin'in genişliği 1.8 kuyudan 1.2 metre. Evet, şuradaki uzunluk zaten burada verilmiş. Özür dilerim. Yandan okudum soruyu. Burası da 1.2 olarak verilmiş arkadaşlar. Zaten o zaman her şey bitti arkadaşlar. Burası 1.2 ise alt tarafta 1.2 değil mi? Evet. E, o zaman burada bir temel orantı var mı arkadaşlar? Var. İsterseniz şöyle de yapabilirdiniz. hocam. Burası 90-90. Alfa beta, alfa beta'ya dalıp da alfa beta benzerliğinden de sonuca ulaşabilirsiniz. Ama burada direkt temel orantı yok mu arkadaşlar? Var. E, o zaman ne diyeceğiz? Şunun tamamının oranı. Yani yazalım. 1.6 bölü tamamı. 1.6 artı x eşittir nedir? 1.2 bölü şu. 1.2 bölü 3 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi buradaki virgüller her iki tarafı 10 ile çarptığımız zaman gitti. 16 bölü 12. 4'e bölsen 4. 4'e bölsen 3 yaptı. 3'ler de sadeleşti. O zaman 4 eşittir. işler işler yaptığımız zaman 1.6 artı x yaptı. O zaman x de 4 eksi 1.6 yani 2.4 yapar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle akçay oldu. <laughs>